1. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 112 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 1122. Kanda C0-2-in kısmi basıncının artması kan pH değerini düşürür. Bu durum hemoglobinin bağlı olduğu 0-2 moleküllerinin bırakılmasına yol açar. Düşük pH, hemoglobinin oksijene ilgisini azalttığı için hemoglobin ilgili hücreye 0-2'yi bırakabilir. Bu etkiye Bohr etkisi denir. Ağırlık çalışan bir sporcunun kol kaslarına ulaşan kandaki hemoglobin molekülü taşıdığı oksijeni hızla bırakmaktadır. Bu durum Bohr etkisiyle açıklayınız. Cevap, egzersiz sırasında özellikle kol kasları fazla oksijen tükettiği için ortamda karbondioksit artar. Bu durum karbonik asitin artışına neden olur ve böylelikle kan pH'si düşer. Bu da hemoglobinin oksijen bağlama kapasitesini düşürür. Oksihemoglobin, oksijeni az olan kaslara gelince Hb ve 0,2 moleküllerine ayrılır. Oksijen molekülü, difüzyonla kas hücrelerine girerek hücresel solunumda kullanılıp bol miktarda ATP üretir. ATP de kasların kasılması için kullanılıp hareket enerjisine dönüşür. Üçüncü aşağıda verilen tanımlara ait kavramları bularak bulmacayı doldurunuz. 1. Oksijen ve karbondioksit taşınmasında görev alan solunum pigmentine verilen addır. 2. Hemoglobin ile karbondioksit birleşmesi sonucu oluşur. 3. Hemoglobinin oksijene ilgisinin azalmasıyla oluşan etkidir. 4. Akciğerlerin içindeki bronşların ucundaki hava kesiciklerine verilen addır. 5. Hemoglobin ile oksijenin birleşmesi sonucu oluşur. 6. Kanda bulunan ve hemoglobini taşıyan kırmızı renkte kan hücresine verilen addır. Cevap: 1. Hemoglobin. 2. Karbaminohemoglobin. 3. Bohr etkisi. 4. Alveol. 5. Oksihemoglobin. 6. Alüvar 1. Sınıf Biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 112 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.